Gökyüzünde kızıl bir nokta. Binlerce yıl önce insanların hayallerini süsleyen, tanrılarla özdeşleştirilen bir gezegen. Mars. Antik çağlardan günümüze bu gizemli dünya hem mitlerin hem de bilimin merkezi oldu. Peki Mars'ı nasıl keşfettik? Sümerlerin kil tabletlerinden Galileo'nun teleskopuna, 20. yüzyılın uzay araçlarından 21. yüzyılın yaşam arayışına dek uzanan bu yolculuk, insanlığın evrene duyduğu bitmeyen merakın hikayesi. Hazırsanız Mars'ın sırlarını çözmek için zamanı geri saralım ve bu kızıl gezegenin büyüsüne kapılalım. Sümerler, Mezopotamya'da milattan önce 3000'lerden itibaren astronomiyle ilgilenen ilk uygarlıklardan biri olarak bilinir. Onlar için gökyüzü, tanrıların mesajlarını içeren büyük bir harita gibiydi. Mars parlak ve dikkat çekici kızıl rengiyle Sümerler için özel bir anlam taşıyordu. Kızıl tonu kanı, savaşı ve felaketi çağrıştırdığı için ona savaş ve yıkım tanrısı Nergal'in adını verdiler. Astronomik gözlemlerini tamamen çıplak gözle ve basit araçlarla gerçekleştiren Sümerler, Mars'ın sabit yıldızlardan farklı olarak belirli bir düzende hareket ettiğini fark ettiler. Bu olağanüstü keşiflerini kil tabletlere kaydederek gökyüzündeki bu gezegenin konumunu ve değişimlerini dikkatle not ettiler. Zamanı ölçmek için su saatleri ve gölge saatleri kullanan Sümerler, bu sayede Mars'ın gökyüzünde ne kadar süre boyunca göründüğünü ve hangi zaman aralıklarında kaybolduğunu hesaplayabiliyorlardı. Mars'ın hareketlerini inceleyen Sümer rahipleri bu gözlemleri sadece matematiksel veriler olarak görmüyor, aynı zamanda dini yorumlarla birleştiriyordu. Onlara göre Mars'ın konumu ve hareketleri sıradan bir doğa olayı olmaktan öte tanrılardan gelen önemli işaretlerdi. Ancak bu gözlemler yalnızca mistik inançlarla sınırlı kalmadı. Sümerlerin yaptığı kayıtlar ve matematiksel hesaplamalar ilerleyen çağlarda astronomi biliminde devrim niteliğinde gelişmelere zemin hazırladı. Milattan önce 2000'lerde Babil'liler, Sümerlerin Mars'a dair gözlemlerinden yola çıkarak bu kızıl gezegeni daha ayrıntılı ve sistematik bir yaklaşımla incelediler, hareketlerini matematiksel bir düzene oturtmaya odaklandılar. Çıplak gözle yaptıkları gözlemler sırasında Mars'ın gökyüzünde bazen geri gidiyormuş gibi göründüğünü fark ettiler. Bu, bugün retrograd hareket dediğimiz, dünyanın Mars'a göre daha hızlı yörüngede dönmesiyle oluşan bir yanılsamaydı ve o dönemde Mars'ın davranışlarını çözmeye çalışanlar için dikkat çekiciydi. Ayrıca Mars'ın parlaklığının dünyaya yaklaştıkça arttığını, uzaklaştıkça da azaldığını gözlemlediler ve bu değişimlerin düzenli bir döngü izlediğini fark ettiler. Bu döngüleri hesaplamak için Sümerlerin zaman ölçüm yöntemlerini geliştirdiler ve 60'lık sayı sistemini daha ileri bir düzeye taşıyarak Mars'ın hareketlerini matematiksel olarak ifade etmeye çalıştılar. Mars'ın belirli bir süre boyunca gökyüzünde hangi bölgelerde göründüğünü ve retrograd hareketin ne zaman olduğunu hesaplayarak Mars'ın gelecekteki konumunu tahmin etmek için modeller oluşturdular. Bu çabalar, Mars'ın yörüngesini öngörme yolunda tarihteki ilk adımlardan biriydi. Babil'liler gözlemlerini kil tabletlerde titizlikle belgelediler. Bu tabletler hem astrolojik kehanetler hem de Mars'ın hareketlerini sistematik bir şekilde anlamak için kullanıldı. Böylece Mars, Babil'lilerin ellerinde mitlerin ötesine geçti ve hareketleri çözülmeye başlanan bir gök cismi haline geldi. Antik Yunan'da milattan önce 5. yüzyıldan itibaren gökyüzünü izleyen insanlar Mars'ı dikkatle gözlemlediler ve ona iki farklı isim verdiler. İlki, Areos Aster, yani Ares'in yıldızıydı. Bu isim, savaş tanrısı Ares ile bağlantılıydı. Mars'ın kızıl rengi ve gökyüzündeki dinamik hareketleri, antik Yunanlar için savaşçı bir kimliği çağrıştırıyordu. İkincisi ise Pyroeis, ateşli anlamına geliyordu. Gezegenin parlak kızıl tonundan esinlenen bu isim, Mars'ın göze çarpan görsel etkisini yansıtıyordu. Bu iki isim, Mars'ın hem mitolojik hem de fiziksel özelliklerini birleştirerek antik Yunanların ona bakışını özetliyordu. Antik Yunanlar, Mars'ı yalnızca isimlendirmekle yetinmediler. Onun hareketlerini matematiksel bir düzene oturtmaya da çalıştılar. Aristoteles, geosentrik bir modelle Mars'ın dünya çevresinde döndüğünü savundu. Bu, gökyüzünün dünya merkezli düzenli bir sistem içinde işlediğine dair önemli bir fikri temsil ediyordu. Daha sonra Ptolemaios bu geosentrik anlayışı geliştirerek Mars'ın hareketlerini dairesel yörüngelerle açıklamaya girişti. Bu model gezegenin gökyüzündeki yerini tahmin etmeyi amaçlıyordu ve uzun yıllar boyunca kabul gördü. Öte yandan Mars'ın alışılmadık hareketleri, özellikle retrograd geçişleri, bazen savaş gibi büyük olayların habercisi olarak yorumlandı. Böylece antik Yunanlar Mars'ı anlamak için mitolojinin şiirsel gücünü ve matematiğin sistematik doğasını bir araya getirdiler. Romalılar ise antik Yunan mirasını devralarak Mars'a kendi savaş tanrılarından esinlendikleri bir isim verdiler. Mars. Bu isim gezegenin antik dünyadaki güçlü etkisini günümüze kadar taşıdı. Mars binlerce yıl gökyüzünde gözlemlendi mitlerde yer aldı ama gerçek doğasını anlamamız teleskopun icadıyla başladı. 1609'da teleskopunu geliştiren Galileo Galilei, 1610'da bu aleti Mars'a çevirdi. O dönemin teleskopları oldukça ilkeldi. Büyütme oranları 8 ila 30 kat arasındaydı, mercekleri kusurluydu ve görüş alanları dardı. Yine de Galileo, Mars'ın sabit bir yıldız gibi tek bir nokta değil, yuvarlak bir disk olduğunu fark etti. Bu onun bir gezegen olduğunun ilk kanıtıydı. Ancak teleskopunun gücü yüzeydeki dağları ya da lekeleri göstermeye yetmedi. Galileo, Mars'ın hareketlerini de inceledi. Gezegenin gökyüzünde sabit yıldızlara göre yer değiştirdiğini ve zaman zaman geriye doğru hareket ediyormuş gibi göründüğünü gözlemledi. Retrograd hareket olarak bilinen bu olgu antik çağlardan beri biliniyordu. Ancak Galileo'nun teleskopu bu hareketi daha net bir şekilde ortaya koydu. Gözlemleri, Kopernik'in heliosentrik modeliyle uyumluydu. Mars, Güneş etrafında bir yörünge izliyordu. Mars'ın dünyaya olan uzaklığı değiştikçe görünür boyutu da büyüyüp küçülüyordu. Bu da onun sabit bir yıldız değil, yörüngede hareket eden bir gezegen olduğunu kanıtlıyordu. Galileo'nun gözlemleri Mars'ın bir gezegen olduğunu doğrulasa da, yüzeyi hakkındaki sırların açığa çıkması için daha güçlü teleskoplar gerekliydi. Bu gelişme 17. yüzyılın sonlarında gerçekleşti. 1659'da Hollandalı gökbilimci Christian Huygens, Mars'ı daha güçlü bir teleskopla inceledi. Bugün Sirtis Major Planum olarak bilinen bölgeyi o dönemde koyu lekeler halinde gözlemleyerek çizdi. Ayrıca Mars'ın kutup bölgelerinde beyaz alanlar fark etti. Bunlar daha sonra kutup buzulları olarak tanımlandı. Huygens Mars'ın dönüş süresini yaklaşık 24,5 saat olarak hesapladı. Bu değer günümüzde bilinen 24 saat 39 dakika 35 saniyelik süresine oldukça yakındı ve o dönemin gözlem koşulları düşünüldüğünde oldukça isabetliydi. 1666 ve 1680'de İtalyan gökbilimci Giovanni Cassini Mars'ın yüzeyini daha ayrıntılı inceleyerek kutuplardaki beyaz alanların mevsimsel olarak büyüyüp küçüldüğünü fark etti. Bu gezegende bir atmosferin varlığına dair ilk ipuçlarından biriydi. Cassini ayrıca Mars'ın yörüngesini ve hareketlerini detaylı bir şekilde haritalandırarak gezegenin dinamik yapısını ortaya koydu. Huygens ve Cassini'nin çalışmaları, Mars'ın yalnızca gece gökyüzünde görünen bir ışık noktası olmadığını, dünya gibi karmaşık bir gezegen olduğunu ortaya koydu. Mars'ın keşif süreci 19. yüzyılda önemli bir dönemece girdi. 1877'de İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli, Mars'ı gözlemledi ve yüzeyinde uzun, ince çizgiler fark etti. Bunlara İtalyanca canali dedi, yani kanallar. Ancak bu terim İngilizceye yanlış bir şekilde kanal olarak çevrildi ve yapay su kanalları anlamı kazandı. Schiaparelli'nin gözlemleri dönemin bilim dünyasında ve halk arasında büyük bir heyecan yarattı. Bazı bilim insanları ve amatör gözlemciler bu kanalların Mars'ta bir medeniyetin eseri olabileceğini düşündü. Özellikle Amerikalı gökbilimci Percival Lowell bu teoriyi destekleyerek Mars'ta gelişmiş bir uygarlık olabileceğini savundu ve bu fikri popülerleştirdi. Ancak daha sonraki astronomik gözlemler, gelişen teleskop teknolojisi sayesinde bu kanalların optik bir yanılgı olduğunu ve Mars yüzeyinin düzgün hatlardan değil, kraterler, derin yarıklar ve volkanik oluşumlarla kaplı karmaşık jeolojik yapılardan oluştuğunu ortaya koydu kanallar yanılgısı bilim dünyasında bir hata olarak kalsa da Marsa olan bilimsel ilgiyi artırdı. 20. yüzyılın başlarında teleskop gözlemleri ilerlese de Mars'ı daha iyi anlamak için yeni yöntemler gerekliydi. 20. yüzyılın ikinci yarısı Mars keşiflerinin Soğuk Savaş'ın gölgesinde ABD ve Sovyetler Birliği arasında yoğun bir rekabetle şekillendiği bir dönemdi. İki süper güç, teknolojik üstünlük ve bilimsel başarı için Mars'a ulaşma yarışına girdi. İlk ciddi girişim Sovyetler Birliği'nden geldi. Mars 1, 1 Kasım 1962'de fırlatıldı ve Mars'ın yanından geçerek veri toplamayı amaçladı. Araç yolculuk sırasında 61 radyo iletimi yaptı ve kozmik ışınlar ile mikrometeoroidler hakkında bilgi topladı. Ancak... 21 Mart 1963'te dünyadan 106 milyon kilometre uzaktayken iletişim kesildi. Mars'a ulaşamadı ancak bu girişim Sovyetlerin Mars'a yönelik ilk ciddi adımı olarak tarihe geçti. ABD bu rekabette öne geçmek için çalıştı ve 1965'te NASA'nın Mariner 4 uzay aracıyla büyük bir başarı elde etti. 28 Kasım 1964'te fırlatılan araç 15 Temmuz 1965'te Mars'ın yanından geçti ve gezegenin ilk yakın çekim fotoğraflarını dünyaya gönderdi. Görüntüler kraterlerle dolu çorak bir yüzey ortaya koydu. Sovyetlerin erken başarısızlığına karşı ABD bu misyonla Mars'ı görüntüleyen ilk ülke oldu ve rekabette avantaj sağladı. 1971, Sovyetlerin ABD'ye yanıt verdiği bir yıl oldu. Mars 2, 19 Mayıs'ta fırlatıldı ve hem yörünge aracı hem de iniş aracı taşıyordu. 27 Kasım'da iniş aracı Mars yüzeyine çakılarak enkaz haline geldi. Bu insan yapımı bir nesnenin Mars'a ulaşan ilk örneğiydi. Ancak bilimsel veri toplanamadı. Aynı yıl Mars 3, 28 Mayıs'ta yola çıktı ve 2 Aralık'ta Güney Yarımküre'de ilk yumuşak inişi gerçekleştirdi. Ancak sadece 20 saniye veri gönderebildi. Büyük bir toz fırtınası iletişimi kesmiş olabilir. İniş yerinin tam konumu hala bilinmiyor. Sovyetler bu iki misyonla Mars'a ulaşsa da, kısmi başarısızlıklar ABD'yi lider konuma getirdi. 1976 yılında ABD Viking 1 ile bu liderliği pekiştirdi. 20 Ağustos 1975'te fırlatılan araç, 20 Temmuz 1976'da Chryse Planum'a inerek ABD'nin ilk başarılı Mars inişini yaptı. Viking bir robotik koluyla Mars'tan toprak örnekleri topladı ve biyolojik laboratuvarında yaşam izlerini araştırdı. Hiçbir iz bulamadı ancak Mars'ın ince, çoğunlukla karbondioksitten oluşan bir atmosfere sahip olduğunu doğruladı. Ayrıca eski nehir yatakları ve sel izleri keşfetti. Bu, Mars'ın bir zamanlar suyla şekillenmiş olabileceğini gösteriyordu. Viking 1 yaklaşık 5 yıl çalışarak Mars'ın jeolojisi ve iklimi hakkında kapsamlı veriler topladı. Bu başarı ABD'yi rekabette öne geçirdi ve Sovyetlerin çabalarına güçlü bir yanıt oldu. 1996'da NASA Mars Global Surveyor'u 7 Kasım'da fırlattı ve araç 11 Eylül 1997'de Mars yörüngesine girdi. Bu misyon Mars'ın yüzeyini yüksek çözünürlüklü haritalarla belgeledi, manyetik alanını inceledi ve geçmişte su akışına dair kanıtlar sundu. Aynı yıl Mars Pathfinder 4 Aralık 1996'da fırlatıldı ve 4 Temmuz 1997'de Ares Wallis'e iniş yaptı. Bu misyon Mars yüzeyinde ilk kez bir gezgin olan Sojourner'ı kullandı. Sojourner kayaları ve toprağı analiz etti. Atmosfer analizini ise Pathfinder iniş aracı gerçekleştirdi. Bu iki misyon ABD'nin Mars keşiflerinde liderliğini sürdürdüğünü gösterdi. Mars'ın keşif yolculuğu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir aşamaya ulaştı. Rekabet ABD'nin liderliğinde devam etse de Hindistan ve Çin gibi yeni oyuncular da sahneye çıktı. 2001'de NASA'nın Mars Odyssey aracı 7 Nisan'da fırlatıldı ve 24 Ekim'de yörüngeye girdi. Mars Odyssey, yüzey altında su buzu varlığını tespit etti ve Mars'ın radyasyon seviyelerini ölçerek gelecekteki insanlı görevler için kritik veriler sağladı. 2003'te NASA Mars Exploration Rovers projesi kapsamında Spirit ve Opportunity'yi fırlattı. Spirit 4 Ocak 2004'te Mars'a indi ve 2010 yılına kadar faaliyet gösterdi. Opportunity ise 25 Ocak 2004'te indi ve 2018'e kadar 45 kilometreden fazla yol kat ederek Mars'ın jeolojik yapısını inceledi ve eski su izleri buldu. Opportunity 2018'de bir toz fırtınası nedeniyle iletişimini kaybetti ve 2019'da görevi resmen sonlandırıldı. 2007'de NASA'nın Phoenix aracı Mars'ın kuzey kutup bölgesine inerek su buzunu doğrudan doğruladı ve Mars toprağını analiz etti. NASA, Curiosity'yi 26 Kasım 2011'de fırlattı ve araç 6 Ağustos 2012'de Gale kraterine iniş yaptı. Curiosity geçmişte yaşanabilir ortamlar keşfetti, eski göl yatakları ve organik bileşikler buldu. Bu keşifler Mars'ın bir zamanlar yaşam için uygun olabileceğini düşündürdü. 2013'te Hindistan Mangalyaan Mars Orbiter Mission ile Mars yörüngesine ulaşarak Hindistan'ı Mars'a ulaşan dördüncü ülke yaptı. Mangalyaan düşük maliyetli bir misyon olarak büyük bir başarı elde etti ve hala aktif olarak veri topluyor. 2018'de NASA'nın Insight aracı Mars'ın iç yapısını incelemek için indi. Insight, Mars depremlerini, Marsquake tespit ederek gezegenin jeolojik aktivitesine dair veriler topladı. Ancak Mole adı verilen ısı sondası, Mars toprağının beklenenden daha sert olması nedeniyle yeterince derine inemedi ve beklenen verileri toplayamadı. 2020'de Çin Tianwen-1 misyonuyla Mars yörüngesine girdi ve Zhurong rover'ını Utopia Planitia'ya indirdi. Zhurong Mars'ın jeolojisi ve su izlerini araştırdı. Aynı yıl NASA Perseverance'ı Jezero kraterine indirdi. Perseverance Mars'ın geçmişte barındırmış olabileceği yaşam izlerini araştırıyor ve örnekler topluyor. Bu örnekler gelecekte dünyaya getirilecek. Mars'ın hikayesi çıplak gözle yapılan ilk gözlemlerden uzay araçlarıyla gerçekleştirilen keşiflere kadar uzanan uzun bir zincirdir. Her keşif Mars'ın sırlarını açığa çıkarırken insanlığın bu kızıl gezegene dair hayallerini de büyüttü. Peki bir sonraki adım ne olacak? Mars'a yerleşme ve orada yaşam kurma fikri artık sadece bilim kurgu değil, yakın geleceğin somut bir hedefi.